Evet sevgili dostlar, Nuneten selamun aleyküm. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde evet başlığa muhtemelen son dakika İsmail Kartal geri adım attı. Löv ikinci adam ol derse olurum. Başlığını atacağım. Birçok arkadaşımızın içinde tereddüt falan oluşacak muhtemelen. Ya hocam işte clickbait mi işte senin düşüncenin. Hayır bizzat İsmail Kartal'ın konuşmalarından aldım arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin hocası İsmail Kartal Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Bakın Fenerbahçe TV'ye. Ve 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırının yıl dönümünde Fenerbahçe TV'de tabii ki de açıklamalar var. İşte 3 Temmuz sıkıntıları devam ediyordu. Başka ekonomik sıkıntılar vardı. Oyuncularımızla el ele verdik. Nasıl daha iyi çalışırız, nasıl başarılı oluruz diye plan yapıyorduk. Akisar maçında mesela maç 1-1 iken kendi evimizde maçın 43-44. dakikasıydı. diyor bir oyuncu... Custodio diye bir oyuncuları vardı. Biz o gün iyi oynuyorduk. Gol geldi gelecek. Kaleci çıkartıyor direkten dönüyor. Menajer Hasan Çetinkaya yanımızda. Bu arada Hasan Çetinkaya'yı da tebrik ederim. Westerlo Belçika 1. Ligi'ne yükseldi. 4. hakem diyor ki Custodio'yu direkt at. Hasan Çetinkaya duyuyor. Özgür Yankaya'yı da hakem. En az bir sarı verir. İkinci sarıdan atar oyuncuyu. Hiçbir şey yapmadı. Yanından geçti gitti. Futbolda 10 kişi Rakip kalsa yine mağlup olabilirsiniz. Ancak bizim elimiz güçlenecek. Belki maçı kaybetmeyecektik. O gün yenildik. Biz iki puan farkla şampiyonluğu kaybettik. O maç geçiştirildi diyor. Şimdi ben Özgür Yankaya ve diğer bütün hakemlere buradan bir şey söylemek istiyorum. Paranızı helal kazanın. Sakın ha haram katmayın. Hem bu dünyada hem ahirette zelil ve rezil olursunuz. O sezon tek eksiğimiz Santrafor Emenike diye bir oyuncumuz vardı. Tribünlerle diyalogları vardı. Sahadan çıkmak istedi falan. Ve bunun belinden sakatlığı vardı. Ameliyat olsa 8-9 ay oynayamayacaktım. En azından sezon sonuna kadar iğneyle 20-30 dakika oynattık. Elimizde başka Santrafor yoktu. Devre arası transfer istedik. Şartlar uygun değil dendi. Alınmadı. Buna rağmen pes etmedik. Emenike'ye taraftar tepki koymuş. Kazanmak istiyorum. Çünkü başka oyuncu yok elimde oynadığı zaman güçlü tutulması yani güçlü tutulması zor. Bir şekilde sallan yuvarlan Emenike ile götürmeye çalışıyoruz diyor. Doğru söylüyor. Galatasaray derbisinde Emenike'ye <laughs> ceza sahası içinde arkadan müdahale vardı. Net kırmızı kart. Kimse bunlardan bahsetmedi. Maç 0-0. Net kırmızı ve penaltı. Sonra Bruno Alves atıldı. 10 kişi kaldık. Bizi zar zor 2-1 yenebildiler. Bunun gibi çok şeyler var hakkımızın yendiği diyor. Bu müsabakada Bruno Alves de yani hak ettiği kırmızı kart yedi ama e, hali söz ki hayaydı. Yanlış hatırlamıyorsam maçın hakemi yine. Karıştırıyor olabilir miyim? Ben öyle hatırlıyorum da bakalım. <laughs> en çarpıcı örnekler Akisar Spor, Başakşehir ve Kayseri Erciyes Spor maçlarıdır diyor. Bu arada Kayseri Erciyes efsanesi yeniden doğacak haberiniz olsun. Doğuyor da. Kapatılmıştı kulüp ama e, yeniden doğacak. Başakşehir maçını sorsam kimse hatırlamaz. Unutmuştur. Fenerbahçeliler bile. Fenerbahçe son 30 yılda 4 kırmızı kart var mı desek o maçta gösterdiler. Ali Palabıyık da hakem. Kayseri Erciyespor'la oynuyoruz. Son 3 maç. 1 puan gerisindeyiz Galatasaray'ın. Kayseri spor aylar öncesinden küme düşmüş. Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Erciyes maçında net 2 penaltımız verilmedi. Stadyuma geldik o gün. Oyuncular geldi yanıma. Hocam ne oldu dediler. Ne ne oldu dedim. Bir baktım stadyumda 10.000 kişi var. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Kadıköy'de 10.000 kişi vardı. O maç 50.000 kişi olsaydı hakem o penaltıları öyle verememezdik. Yapabilir miydi? Küme düşen takıma karşı maç 1-1 bitti. 3 puan oldu fark. 2 maç kaldı. Sondan ikinci haftada Başakşehir'le oynadık. 4 kırmızı kart verildi bize. Bir de aleyhimize penaltı çaldı. 7 kişiyle mağlup olmadık. 2-2 berabere kaldık. Ben o maçları tekrar tekrar izledim. Hiçbiri kırmızı kart değildi diyor. Şimdi bir görsel yayınlanıyor arkadaşlar. İşte Ahmet Ercanlarım önümde oldu pozisyon. Tamamen topa müdahaleydi diye. Siz fotoğrafla yorumluyorsunuz. an yani topa müdahaleden sonra ayak kafaya geliyor ya da kafaya ayağı uzatıyor. Onu yorumluyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bir bakın arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe 2014-2015 maçları yazalım internete. Yani belki İsmail Kartal yanlış hatırlıyordur. Yaşlılık falan. Değil mi? Bir son maçlara bakalım. Son maçlara bakalım. Yani Fenerbahçe ee, Başakşehir'i 9 Mayıs'ta 2-1 yenilmiş. Deplasmanda. Bakalım o maça. Maç kadrosu dedim. Allah Allah. Bu kırmızı yediğimiz maçlar bu değil mi? 2014-15 değil mi ya? 16'ya geçmişim pardon. Şey beni yanıltmış arkadaşlar. Bursa Voluntary. Ha RGS'si. Neyse ben bulamadım herhalde ya. Ya da karıştırdım. Süper Lig'de ikinci sırada. 2014-15 maçları dedim. Şuradan fikstürden bulayım. Ha tamam. Başakşehir 2-2. Mersin İdman Yurdu deplasmanda 1-0 yenmişiz. Erciyes'te 1-1 berabere kalmışız. Tabi istatistikler de var burada. Bu arada Erciyes'te evimizde 1-1 kalmışız ha. Bak inanılmaz Balıkesir'i 4-3 yenmişiz Eskişehir'le beraber. Bursa'yı yenmişiz. Rize'yi 5-1 yenmişiz Deplasmandaki kurşundan mı hadisesini hatırlayın. O 5-1'lik maçtan sonra. Zaten Eskişehir'le beraber 2 puan gitmiş. Erciyes'te beraber 2 daha gitmiş 4. Başakşehir'le beraber 2 daha gitmiş 6 yani puanlarımız nasıl çalınmış? Burada var. Başakşehir maçı mesela Alves, Caner, Topuz ve bu inanılmaz maçlar ya. İsmail Kartal'a da bir yerde hak veriyorum. Ha, yanlış anlamayın öyle İsmail Kartal destekçisi falan değilim ama o sezon gerçekten çalındı. Hiçbir kırmızı değildi diyor. Son maç biz Kasımpaşa'yı yendik. Galatasaray ah son hafta Rize'ye mağluptu. Son dakikalarda attılar maç 1-1 bitti. Biz yine şampiyon olabilirdik. İnsanlar Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti falan diyor. O sezon gerçek anlamda şampiyonu Fenerbahçe'dir diyor. Katılıyorum. Bize yapılan suikast var. 4 Nisan'da 5-1 galip geldik. Trabzon il sınırları içerisinde bize saldırı var. Suikast var. Kurşunlandık. Takım moral motivasyonu çöktü. Bazı oyuncular yanıma geldi. Hiçbir şey bizim ailemizden hayatımızdan önemli değildir dediler. Bu artık kabul edilebilir bir durum değil dediler. Yemekler falan organize ettik. Bir hafta ara verildi kurşunlanma olayından sonra. Bir demoralize edildi falan zannediyorlar. O sene saha içinde de bizim hakkımız elimizden alındı. Yapılanların hepsi ortada. İnsanlar bandı geri sararlarsa sadece kurşunlanma değil yapılan tüm saldırılar ve haksızlıklarla şampiyonluk bizim elimizden alınıp başka bir ele verildi diyor. Katılıyorum. Ben unutmadım unutturmam Fenerbahçe olarak o sezon yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyor gitmeyecek. Ben dilim döneceğim bunları anlatacağım. O gün yapılanların acısını Fenerbahçe hala çekmektedir. Maddi manevi çekiyoruz biz hala. Biz o sezon oyun ve kalite olarak her şeyi yapmıştık. Bazı unsurlar şampiyonluğu elimizden aldılar. Biz kaybetmedik. Kimler aldı, nasıl aldı her şey ortada zaten. Ya bunun hesabını yapmak isteyenler yapar zaten. Benim vicdanım rahat. Oyuncularımın da vicdanı rahat. Emre Belizoğlu, Volkan Demirel benim kardeşim. Hala görüşüyorum. Her zaman buluşuyoruz. Dostluğumuz, kardeşliğimiz devam ediyor. Ölünceye kadar devam edecek. Mesajı aldınız mı? Mesajı aldınız mı? Mesaj iletildi mi? Neyse. Biz o çocuklarla beraber bu camia için, arma için elimden gelenin en iyisini yaptık. Bu çınarı dimdik, ayakta tutmak için var gücümüze mücadele ettik biz. Rize maçındaki galibiyette çok mutlu olduk. Zor deplasmanda farklı bir galibiyet aldık. Biz 5-1 kazanınca şampiyon olacağız. Tamam dedik. Şampiyonluk oyununu oynadık. Şoför önümde oturuyor. 20-30 santim önümde. Trabzon'daydık. İlk kurşunlanma olay oldu. Takım doktoru vardı. Koruma vardı. Şoför devrilmesin diye tuttular. Frene bas, frene bas diye bağırdılar. Otobüsün içinde infial oldu. Ne olduğunu anlamadık zaten. Otobüs 150 metre yalpaladı zor durduk. Benim silah ve av verakım vardır. O saniyede anladım kurşun atıldığını. Abim var benim. Uluslararası şampiyonlar, şampiyonlara şampiyon katılır. Aradım onu ne diyorsun dedim. Senin bildiğin şey dedi. Domuz avına çıkarız biz. Dom dom kurşunu deriz. Bir fişek 9 kurşun alır. Nohut büyüklüğündedir. Açıldıkça genişleyerek gider. İki el ateş edildi. Otobüs camı Çift perdeli olduğu için birinci camı deliyor. Ama ikinci camda kalıyor kurşunlar. Otobüs hareket ederken ikinci el ateş ediyor. Bu kez ön cama değil yan cama isabet ediyor. O cam tek açıp, o cam tek cam açılıp kapandığı için o kurşunlar şoförün kafasına geliyor. Otobüs duruyor. Herkes panik. Şoförü aldık en yakın hastaneye gö gönderdik. Herkes ne olduğunu ne bitiyor derken bazı arayanlarımız oldu. Kulüp başkanımız Aziz Yıldırım aradı. Ee, Cumhurbaşkanımız. Bizi aradı. kim yaptı, ne oldu, nasıl yaptı derken polisler oradaydı. Polislerin biri ya bu taş falan dedi. Ben de tabii bunun neresi taş? Seniz de dalga mı geçiyorsun dedim? Görmüyor musun dedim? Herhalde onlar da yanlış anladı o an. İş büyümesin diye vali de taş dedi. Bilemiyoruz 2 3 tane zırhlı araç geldi. Onlara bindirdiler. Onlarla havalimanına gidip İstanbul'a geldik. Lige bir hafta ara verildi. Bazı oyuncular moral motivasyonu çok düşe etkendiler. Bazıları izin istedi. Verdik. Çeşitli organizasyonlar yaptık. Ailece çoluk çocuk yemekler yedik. Biz buradayız ayaktayız dedik. Futbolcu grubunda endişe çekingenlik vardı. Güvenlik önlemleri olan arttırıldı. Sonra oyuncular kalan maçlarla ilgili. Bu yaşadıklarından sonra işlerini atamadılar diyor. Hani biz o sene şampiyonluğu kaybetmedik elimizden alındı. O dönem bazı gazeteciler, yayıncı kuruluşlar her şey normalmiş gibi 3 Temmuz'un uzantıları ve kalıntıları hala üzerimize geliyor. Suikastler oluyor. Anormal ağır eleştiriler aldık diyor. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de şampiyonluklarım, başarılarım var. Ben başarılı bir teknik direktörüm. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas Spor'da şampiyonluğu var. Sivas Spor'u lige çıkaran kendisiydi. Kendimi iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinin yanında kendimi ikinci, üçüncü antrenör olarak kendimi çok iyi yetiştirdim. 2 ay Gus Hiddink'in evinde kaldım. PSV'de çalışırken. Tüm antrenmanlarını PSV'de birlikte çalıştık. Joachim Löw ile hala dostum arkadaşlığım devam ediyor. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Gus Hiddink diyor. PSV diyor. Birlikte çalıştık diyor. Hani sorsam bir çoğunuz İsmail Kartal köylü dersiniz. Dersiniz arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım gün 2015'te RB Salzburg ile oynamıştık. Oyun tarzları çok hoşuma gitmişti. Antrenörü ile tanışmıştım. Bu antrenör ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Yerinde yaşamak istedim. Fenerbahçe'den ayrıldım. Daha sonra o antrenör Roger Schmidt. Roger Schmidt. Leverkusen'e teknik direktör oldu. Joachim Hoca'yı aradım. Biraz canım sıkkın. 2-3 ay Avrupa'da yaşayacağım. Roger aran nasıl İdmanlarını izlemek istiyorum. Kendimi test etmeliyim dedim. Löw aradı. Hemen sağ olsun. 1-1,5 ay Salzburg ile aynı otelde kaldım. Çok iyi Almanca bilen bir arkadaşımı yanıma aldı. İdmanları izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da Lever Kuzen'deydi. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. Hoca senin ne işin var dediler. Ben de anlattım durumu. Antrenmanlardan sonra Racer'le oturup sohbetler ediyorduk. Sorular soruyordum. Bir yardımcımı da Glambach'a gönderdim. Mönchengladbach'a. 21 yaş ortalamalı takımda çok başarılı oldular. O bana 60 sayfa raporla geldi. Tüm bunları biriktirerek bir yol haritası çıkardık. Roger de bana sorular soruyordu. Farkın ne olduğunu sordu. Fark şu. Burada bu iş ciddiyeti, disiplini var. Maalesef Türkiye'de bu disiplini, ciddiyeti sağlayamıyoruz dedim. Biz buralara geçemedik bir türlü. Bir de en büyük sorunumuz altyapı nüfus var ama zaman alan saha yok. Sabahtan akşama kadar okul, okuldan çıkamıyorlar. Ders mi çalışacaklar, futbol mu oynayacaklar? Çok zor Türkiye'de. Sonra Çin'e gittir acır. Bana telefonunu verdi diyor. Sürekli bir itibarsızlaştırma, negatif algıyla antrenörlüğünüzü istemeyenlere de yaptıklarım ortada onlara bakacaklar duruşum da ortada. Ben kimsenin kariyerinde, makamında gözü olan biri değilim. Ben yaptığımı da ne olacağını da biliyorum. Günün sonunda bu işin nereye varacağını da biliyorum. Çok şükür burada da geldim. Yavaş yavaş işler yoluna giriyor demiş. Arkadaşlar farkında mısınız? İsmail Kartal aslında bir nevi kendini kanıtlamış. Ha yazarlardan da yorumlar. Löv benimle oldu derse iş değişir diye. Şimdi bak İsmail Kartal hocam iyi de İsmail Kartal ben Löv'ün ikinci adamı ol derse olurum falan filan dememiş. Hani diyordum vaat ediyordum. Adam daha ne desin ya? Adam daha ne desin? Bak ben bu videodan şunu anladım. Emre Volkan benim kardeşim. Ben size açık açık diyorum ki yani Emre yardımcılığı ya da Volkan'ın yardımcılığını kabul eder misiniz? İsmail Kartal teknik direktör bunlar yardımcısı. Adam açık açık diyor. Ben Gusidink'le Lövler, Acır Şimit'le birlikte çalıştım diyor. Yine çalışırım demeye getiriyor. İkinci adam olmam diyor ama bu ikinci adamlık değil, bu birlikte çalışma. Ya da şunu söylüyor. Ben bunlardan ders almış adamım. Hani kendimi kanıtlamadım mı hala diyor. Şimdi sabah yazarları İsmail Kartan ikinci adam olma sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Ömer Üründül demiş ki İsmail Kartal daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonuna yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de ben de olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Geleceksin ya Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Ee, ama her yönüyle hazır giremez. Çünkü ligde bayağı bir şey değişti. 15 tane hakem falan gitti etti. Yani şu an ligde hiçbir şey garanti değil. Yabancı sınırının değişmesi vesaire gündemde. Neyse. Beşiktaş Galatasaray'da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal'la devam edilip ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur diyor. Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra Sarı Lacivertler'in artık tahammülü kalmadı. Başkanın öncelikle kendisini ve tabii ki taraftarı rahatlatmak için çok kariyerli bir yabancı hocayı yeni sezonda takımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın ikinci adam olmam demesi normal. Ben de onun yerinde olsam aynı görüşü paylaşırım. Gürcan Bilgiç, İsmail Kartal'ın göreve gelişi Fenerbahçe'de Yoahim Löv'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, divan kurulunda 3 teknik adamla görüştüklerini, birisi içinde de Löv, hibrit proje İsmail Kartal uyguladıklarını söyledi. İsmail Hoca bayrağı aldığında sezon sonuna kadar bu projenin içinde olacağını biliyordu. Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık kariyer planlamasında elbette olmaz. Yalnız burada ince bir çizgi var. lövle ile İsmail Hoca çok yakın arkadaşlar. Alman teknik adam sözleşme imzaladığında hadi arkadaşım benimle ol derse İsmail Hoca'nın kararı duygusal olabilir. Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani teknik adam görüşlerinde yönetimin eli güçlendi. Ya Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu kalmadı diyor. Şimdi uzun lafın kısası anladınız mı? İsmail Kartal ikinci adam olur derse olur mu arkadaşlar? Hocam ben sen konuştun ettin ama ben yine ikna olmadım. Bence İsmail Kartal ikinci adam olmaz. diyebilirsiniz. Peki ben size başka bir şey sorayım. Ben bu videodan şunu anladım. Bir, İsmail Kartal löv dostum diye ikide bir de niye söylüyor? Ya ben ikinci adam olmam dedim ama löv derse dostumu kırmam diyor. Bir bu. 2. Ee, bak İsmail Kartal Gus Hiding, Joachim Löw, Roger Schmidt. Ben bunlardan ders aldım diyor. Yani ben bunlardan ders aldım, kendimi geliştirdim diyor. Ben kendini geliştirmeye adamış bir teknik direktörüm diyor. Mesajı çakıyor. 3 Emre Volkan benim kardeşim hala görüşürüz. Sonsuza kadar da görüşeceğiz diyor. Durduk yere mi söylüyor? Ya durduk yere mi bu cümleleri kuruyor? Şimdi Fenerbahçe'de bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ee, başkana yani teknik e, şeye e, Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen bir grup Fenerbahçe taraftarının gazını almak için %99 Roger Schmidt Fenerbahçe'de diyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Yemeyin beni. Hatırlıyorsunuz. Sonra ne oldu? Aynı Roger Schmidt'in Fenerbahçe'ye gelmeyeceği kesinleşti. Yine aynı grup Fenerbahçe'ye Jorge Jesus istiyor. Jorge Jesus da 10 milyon euroya başka takıma gidiyormuş. O da gitti. E, Gus Hiding, Hiding'i getirmenin imkanı var mı? Gelse başarılı olur mu ayrı mesele de? Ortada. Şimdi ben de diyorum ki bu kadar tecrübeli bir teknik direktör yanına yardımcı olarak Emre Belezoğlu'nu versem bak potansiyelini çıkardı ortaya. Bak. Volkan Demirel teknik direktör. Emre Belezoğlu teknik direktör. Ben sadece puan ortalamalarını çıkarmak için buna giriyorum yanlış anlaşılmasın. Yoksa burada farklı bir şeye değinmeyeceğim. Şimdi Karabük'te teknik direktör Volkan Demirel 40 yaşında. 17 maç, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet. 1.59. 1.59 puan ortalaması. E Karagümrük için normal mi? Bence normal. E şimdi Süper Lig yaz abi. Karagümrük'ün puanı kaç? 31 maçta kaç puan almışlar? Yani 31. Şimdi Volkan Demire kaç maçtır ligde? 14 maçtır ligde. 1.50 puan ortalaması yakalamış. İşte Karagümrük şu anda sıralamada 10. sırada. 43 puanı var 31 maçta. Yani 1.50 olsa 31 41 46 falan olurdu. Yani aşağı yukarı Volkan gelmeden de durumlar ortadaymış. 5 mağlubiyet Volkan gelmeden önce 7 mağlubiyet varmış. Değil mi? 3 beraber, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet. Eee galibiyet kaç? 6, 4, 7. Yani 6, 4, 7 iken Volkan gelince 6, 3, 5'e düşmüş güya. Ben çok başarılı bulmuyorum Volkan Demirel'e. De. O ayrı mesele. Emre Belezoğlu'na bakalım. Emre Belezoğlu Başakşehir bilançosu. 24 maçta 1.83 puan ortalaması. Türkiye Kupası da düşürmüş. Ligi baz alırsan 23 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet, 1.91 puan ortalaması. Tabii ki de Tabii ki de Emre Belezoğlu'nun şu performansı hani puan ortalaması bence yeni başlayan bir hoca için iyi sayılabilir düzeyde. Bakın Fenerbahçe'de o maçta 2.30'du. Burada 1.83 Türkiye Kupası'na dahil olduğu için. Şimdi ben size çok basit bir soru sorayım. İsmail Kartal'la devam edilecekse bence Emre Belezoğlu ya da Volkan yardımcısı olmalı ya da ikisi birden yardımcısı olmalı. Tek korkum Emre'nin e, gruplaşmaya sebep olması. Eğer Emre gruplaşmaya sebep olmayacaksa bence aradığımız kan bu. Löve möve gerek yok. Evet çok para saçman lazım ama bu ligde çok para saçan değil. Çok ziyaretlerde bulunan şampiyon olabiliyor. Ee, yani iletişimini lobisini iyi kullanan şampiyon olabiliyor. Ben açıkça söyleyeyim. Süper Lig'e adalet gelmediği müddetçe boşu boşuna para harcayıp lövü getirmene mantığı yok. Ben eğer Proje diyorsanız alın size proje. İsmail Kartal teknik direktör Emre yardımcısı. İsmail Kartal bırakınca Emre geçer başa. Al sana proje. 20 yılın projesi belki. Sabredin. Her şampiyon olunmadığı sene teknik direktör gönderdik. Mesela Daum'la şampiyonluk karşı Daum'u gönderdik. Göndermeseydik fişek gibi top oynuyorduk. Ziko'yu gönderdik falan. Şampiyon olamadık diye. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısından bir golle döndük. Yani enteresan. İnşallah Fenerbahçe doğru yolu bulur. Ama dediğim gibi İsmail Kartal açık açık diyor. Yani şunu yapsanız daha iyi olur diyor. Ben bunu sezdim. Siz ne sezdiniz? Buyurun yoruma. Görüşmek üzere.